yarım yudum alınır. Kafa arkaya doğru çekilir ve dişler arasından hava çekilir. Küçük bir uyarı. Lütfen bunu evinizde denemeyin. Ama ses çıkar o zaman. Lütfen bunu evinizde denemeyin. Ya bu kadar canım rakı içmek isteyebilir. Yani o... Niye? Akciğerleri de nasibini alsın diye. Hep karaciğere gidecekti ya. Ve çok soğutulmuş su rakıya konur ama rakının yarısı kadar konmalıdır. Buz atmak hamervahlıktır. Nedir efendim? Hamervahlıktır. O ne demek? Hamervah. Yani olgunlaşmamış ruh. Tabii buz atılırsa kadehin başıyla sonu arasında konsantrasyon ve lezzet farkı doğar. Bu da erbabına dokunur. Ayıptır. Yakışıklı işte. Ve efendim ondan sonra ikinci yudum da alındıktan sonra yavaşça yutulur. Lakkadak yutulma. Peki bir şey sormak istiyorum. Dürüm de abim hanım. Araya gireyim. Gir peki. Bizim, bizim bir sanatçı hanımefendi var. Bülent Ersoy. Rakıyı içtikten sonra alıyor kırıyor. Bu Türklerde bir adet midir? Hayır böyle bir şey yoktur. Zaten onun hanımefendi oluşu da bir şeydir. Peki efendim. O zaman bu adetin olmadığını söyleyeyim. Hayır yoktur. O kişiye özel bir davranış evet. Şeklidir diye geçelim. Devam edelim efendim. Ve ikinci yarım yudum yavaşça yutulduktan sonra sallanılır. Ne için sallanılır? O için. Rakının en fazla keyif verdiği an gırtlakla mide arasındaki inişi sırasındadır. Dolaşsın diye. Udasın diye. Udasın diye. Hani Bektaşi bunu Bektaşi bunu biliyor ya. Bir zürafa görmüş, boyarım beni içer bu ya.